Magazin D Pazar'dan herkese iyi pazarlar, herkese mutlu hafta sonları diliyorum. Güne müthiş bir enerjiyle başlamanızı sağlayacak bir programla karşınızdayız. İşte ilk haberimiz. Kanal D ve CNN Türk'ün medya sponsorluğunu üstlendiği ve zaman içinde pazarlama sektörünün en önemli standartlarından birine dönüşen ve bu yıl dördüncüsü düzenlenen The One Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri sahiplerini buldu. Ödül törenini organize edenlerin içinde yer alan genel yayın yönetmeni Günsel Özen heyecanını getiriyor. Geçtiğimiz yıl en çok çalışan, en çalışkan marka takımlarını ödüllendireceğiz. Dolayısıyla hem markalar heyecanlı hem de bu karneyi veren bizler heyecanlıyız. Reklam Verenler Derneği'nin başkanı Ahmet Kuray ise marka olmanın önemini dile getiriyor. Ticari hayatın dönüşümü, tüketiciye hizmetin dönüşümünün altında hep bir güven yatıyor. O güven de markadan kaynaklanıyor. Marka olmak kolay değil. Yatırım istiyor, sabır istiyor, vizyon istiyor. Yoksa marketing oluyorsunuz ve kayboluyorsunuz. Reklamcılar Derneği Başkanı Nil Bağcıoğlu, farklı parametrelerle halkın seçtiği markalara verilen ödül töreninin önemini vurguluyor. Çeşitli parametrelere bakılan ve ona göre değerlendirilen sonuçlara göre ölçüldüğü için bence değerli. Ünlü bir markanın genel müdür yardımcısı Zeynep Yalım Uzunsa ödül töreninin sektörü canlandırdığından bahsediyor. Sektörde yaratıcılığı teşvik etmek, markaların itibar gelişimini tespit etmek açısından çok önemli bir organizasyon, önemli bir girişim olduğunu düşünüyorum. Kadın marka yüzü ödülünü alacak olan Hande Erçel büyük bir gurur yaşıyor. Ben çok onur duydum bu ödülü alacağımı duyduğumda. Çünkü olduğum markaların yüzü olduğum markalardan çok güzel tepkiler almıştık. Bunun da ödüllendirilmesi bizim için ayrı bir gün. Erçel, reklam filmlerindeki rollerini daha çok seviyor. Çünkü orada rol değil, kendisini oynuyormuş güzel oyuncu. Çok farklıymış gerçekten. Ben çok sevdim çünkü aslında dizilerde daha çok karakter üzerinden gidiyoruz. Burada tam olduğum gibi insanların bana güveniyle olan bir şey. O çok daha güzel. Süper oyuncunun krem renginde şık bir elbiseyle o geceye katıldığını söylememize gerek var. Hazırlık süreciniz genelde uzun sürer mi? Yok. Bugün... Geceye mesela kaç saatte yaklaşıyorsunuz? Setten geliyorum zaten. Çok yoğun bir hazırlık sürecim olmadı bu. Aslı Emler ise konuşmadan salona geçerek tanıdıklarıyla selamlaşıyor. Altı kategoride aday olan markalar arasında yıl içinde itibarını en çok artıranlar ve bu başarıya ortak olan paydaşları birer birer ödüllendiriyor. Aslı Enver de kadın marka yüzünde yılın itibarlısı oluyor. Kadın marka yüzü kategorisinde yılın itibarlısı Aslı Enver olduğunu... Erkek marka yüzünde yılın itibarlısı ödülü Eser Yenenler'in oluyor. Ünlü oyuncu katılamadığı törene videolu mesaj gönderiyor. Sevgili kurum olduğu için bu ödülü ama isterseniz Akkurt'ta tanıtabilirsiniz. Sırada Hande Erçel. Güzel oyuncu kadın marka yüzü ödülünü alarak herkese teşekkür ediyor. İyi akşamlar. Bu öğrenci herkese beni destekleyen herkese teşekkür ederim. Keyifli akşamlar. Erkek marka yüzü ise Aras Bulut İğnemli'nin oluyor. Ne kadar özellikle afiyet olsun. Ben ilk defa ödülü görüyorum. O yüzden ben de yeni çok ayrı.